Arkadaşlar, herkese mutlu perşembeler diliyorum. Bugün günlerden perşembe. Size Aslı Tarcan'ın bir günün nasıl geçtiğinin kısa bir böyle hızlandırılmış videosunu çekeceğiz sizin için. Ben ne yaparım? Sabahları kalktığım anda gün nasıl başlar, nasıl biter, nasıl gelişir vesaire diye kısa bir özet geçeceğiz size. Ne yaptık bugün? Uyandık. Erken kalktım 7.30 gibi. 7.30'da kalktım. Güne merhaba dedim, camdan uyandım. Günaydın İstanbul dedim. Mutlu günler diliyorum kendime dedim. Ondan sonra duşumu, banyomu aldım. Sonra saçlarımı hazırladım. Biliyorsunuz ben kendim saçlarımı hiç asla kuaföre gitmem. Çünkü kendi tonu da olduğu için bir iki beyazlarım oluyor burada. 2 ayda, 3 ayda kendim boyuyorum zaten. Kuaför derdim olmadığı için saçımın hazırlanması çok kolay. Hemen bir kurutuyorum. Önce bir havluyla presleyip kuruttuktan sonra ne yapıyorum? Makyaj kısmına geçiyorum. Ben her duştan sonra mutlaka kremleniyorum arkadaşlar. Tepeden tırnağa kadar, yani yüzümün kremi ayrı evet ama bütün vücudumda ayrıyeten kremliyorum makyajıma geçmeden önce. Önce makyajda tonik kullanıyorum altına, sonra kremimi sürüyorum. Sonra kirpiklerimi düzeltiyorum. Biliyorsunuz artık yani kolay olması açısından hepimiz ipek kirpik kullandığımız için günlük hayatta da yani az makyajla, ki ben az makyajı seven bir insan değilim, günü kurtaran en güzel şey insanoğluna, yani hanımlara verilmiş bence en güzel nimetlerden bir tanesi ipek kirpik. Makyaj kısmında nasıl başlıyorum? Göz makyajımı yapıyorum önce. Ondan sonra zaten çok sorunlu bir problemli yüzüm olmadığı için pudram, fondötenim, allığım, rujum, kalemimi çekiyorum, kaşlarımı düzeltiyorum ve Aslı hazır. Totalde hazırlanma süreci, yani uyanmamla evden çıkmam 40 dakikada, 45 dakikada hazırlanabiliyorum. Bana diyorlar ki işte ağır makyaj yapıyorsunuz herhalde, 3 saat erken mi kalkıyorsunuz? Hayır. Hemen bir gün önceden kafamda ne giyeceğimi belirliyorum. Ertesi, bir önceki gün kırmızı giysem bir sonraki gün siyah, bir sonraki gün açık renk gibi. Ona göre hemen ayakkabımı, takımı ayarlıyorum. Yani bunlar artık şey olduğu için zor olmuyor. Özellikle özeline bezene hazırlanmak gibi bir durum söz konusu değil. Hemen tık 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 çantayı kıyafetine göre değiştiriyorsun. Şimdi kıyafetimizi giyelim. Bugün siyah giymeyi düşünüyorum. Hem daha zayıf gösteriyor ve böyle bir şeyi de çok seviyorum. O zaman hazırlanalım. Kahvaltı herhangi bir şey içmiyorum çünkü sabahları erken kalktığımda ne su ne kahve bile içemiyorum. Yani birçok insan kahveyle uyanır güne. Bunu bile yapamıyorum. Ve çıkıyorum. Pedikür bakımı
bakımım vardı. Tabii bunlar da bir görev. Bunlar için de vakit lazım olduğu için ya sabah erkenleri ya da akşam iş çıkışı ayarlamaya çalışıyorum. Ben gün içinde genelde işte geçiriyorum vaktimi. Yani gün içi özel bakımlarıma çok vakit ayıramıyorum. Onun için erken saatte aldım. Daha klinik çok aktif olmadan. Sabah 9'da gittik, sağ olsun pedikürümüzü yaptırdık. Nilde ellerine sağlık. Bir saat sürdü yaklaşık. Ojemi değiştirdim. Mutlaka bir ufak bir kahvaltı hazırlar bana, jest yapar. Her müşterisine yapmadığını biliyorum ama sevdiği için ruhen. Hemen kahvaltımı yaptım. Şimdi kliniğe doğru geçiyorum. Klinikte de nasıl gün bekleyeceğimizi birazdan hep birlikte göreceğiz. Yoğun bir gün olacak tabii. Hastalarımızla ilgileneceğiz. Ondan sonra İngilizce dersim var. Bugün bir provam var. Call center'la ilgili bir eğitim toplantımız var. Ve günün de sabah akşam olduğunu siz de ben de anlamayacağız. Ve göreceksiniz Aslı Tarcan'ın koskoca bir günü nasıl geçiyoruz. Siz de şahit olacaksınız zaten. Bir günümüzün nasıl geçtiğini size izah edeceğiz. Sevgiler. How are you, my friends? Evet arkadaşlar, bugün neler yaptık? Sabah kalktık, duşumuzu aldık, makyajımızı yaptık, kıyafetimizi giydik, pedikürümüze gittik. Malum kadınların bitmeyen işleri, sabah erken saatte pedikürümüzü yaptık. Sağ olsun orada kızlar kahvaltı hazırladı bize. Daha sonra kliniğe geldik. Klinikte hastalar, kontroller, pansumanlar vesaire, grefler, greflerin sayımı nasıl gittiği, genelde zor dokular geliyor biliyorsunuz. Onun akabinde ne yaptık? Özel bir hikaye anlattık size. Aslı Tarcan'ın bilinmeyen yüzleri, çocukluğundan bahsettik, gençliğinden, nasıl buralara geldiğinden. Hiçbir yerde bahsetmedim, çocukluğumdan bahsedeceğim sizlere. Babam Libya'da çalıştığı için geldi ve dedi ki gidiyorsun, okuman lazım. Dedem dedi ki kız çocuğudur, başına bir iş gelir oralarda. Hiç unutmuyorum, rahmetli oldu artık babaannem. Dedi ki sen artık şehri gördün ya, acaba çorbayı beğenmiyor musun Aslı demişti. O kadar zoruma gitmiştik. Oysa ki beğenmemezlikten değil, o iki saat sonra tekrar yola çıkıp ayrılacağım duygusu bana çok zor geliyordu. Hep ayrılıklarım yağmurlu bir günde olmuştur.
Annem arkamdan çok ağlamıştı. Daha sonra ne yaptık? Yemeğimizi yedik ve İngilizce dersimizi yaptık. Yaklaşık 2 saat sürdü. Daha sonra ozon terapiye girdik. Çünkü haftada bir kere mutlaka ozonumu da kaçırmak istemedim bugüne denk geldiği için. Siz de görün istedim. Bana muhteşem bir enerji veriyor. Yoksa bu kadar enerjiyi ve performansı nerede bulacağım yani? Ozon terapiden sonra eğitime çıktık. Arkadaşlara plastik cerrahi, medikal estetik, saç ekimi, obezite cerrahi ve dişle alakalı eğitimler veriyorum haftada bir kere, iki kere. O eğitime yine bugüne denk gelen bir günde eğitimi tamamladıktan sonra ne yaptık? Bundan sonra bir provamız var. Kıyafet provamız. Provamızı yaptıktan sonra belki sizlere veda edeceğiz ama benim günüm devam edecek. Nasıl devam edecek? Akşama yine haftada bir kere denk gelen masaj programım ve akabinde sporum var. Çünkü haftada 4 kere mutlaka pilatesimi yapıyorum. Kardiyo yapmaya fırsatım olmadığı için zaten gün içi kardiyo gibi geçiyor. Haftada 1 ya da bazen 2 masajı ihmal etmiyorum. Çünkü bu kadar yoğun tempoda iyi geliyor bana. Yaklaşık 12 gibi uyurum ve sabah yine 7.30-8 gibi ayakta güne aynı performansa devam ediyorum. Aslı Tarcı'nın koskoca bir günü aşağı yukarı bu şekilde geçiyor. Sevgiler.